Salı mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında üniversite ve devlet hastanelerinin ameliyat konusuyla ilgili yaptıkları açıklamaya değindi. Bununla ilgili sert eleştirileri vardı. AKP grubunda Erdoğan konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili merakla bekleniyordu hükümetin alacağı karar. Dedi ki maliyeti 750 milyar lirayla milletin sırtına yükleyemeyiz ve meclisteki komisyonda görüşülen emeklilikte yaşa takılanlar AKP, MHP ve HDP'nin oylarıyla düştü sevgili seyirciler. CHP'nin önergesi düştü. Evet, bu arada bugün siyasetin gündeminde önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Biliyorsunuz yerel seçimlere yönelik iki liderin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Görüşme sonrası bir açıklama gelmedi ama biz kulis bilgileri ve bugüne kadar yaşanan gelişmelerle, tabii af konusu da var tırnak içinde, onu da hatırlatalım, iki parti arasındaki önemli bir konu, değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Ve ekonomi tabii, Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomi. Ekonomik krizi artık iyice iliklerimize kadar hissediyoruz. Bununla ilgili yine işsizlik rakamları var. Hem rakamlara bakacağız hem açıklamalar var. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten önemli açıklamalar geldi. Bir an önce adımlar atılmalı artık diyor Bilecik. Evet, merakla beklenen bugünkü görüşmeye geçelim. Şimdi AKP ve MHP yerel seçimde ittifak için anlaşabildiler mi? Bir anlaşmaya varabilecekler mi? Heyetler arası görüşmeler yapılmıştı. Bu görüşmenin ardından iki partinin lideri yani Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldiler. Görüşme yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bugün öğleden sonra saat 16 sıralarında Beştepe'de yapıldı görüşme. Yerel seçimler için ittifak masaya yatırıldı. Görüşme sonrası bir açıklama gelmedi. İki liderin görüşmede af konusunu da masaya yatırdığı gelen bilgiler arasında. MHP'nin teklifi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını söylemişti. Erdoğan, Kızılcahamam kampında ise cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz değerlendirmesini yapmıştı. Evet, bu görüşmeyi bir ittifaka dönüşecek mi artık iki parti arasında bütün bu görüşmeler, heyetler ardından liderler arasında yapılan görüşmeler af tıkayacak mı? Bu sorular yanıt arıyor. Biz de Sayın Yavuz Selim Demirağ'a soracağız. İyi akşamlar Sayın Demirağ. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, af tıkayacak mı bu süreci? Yerel seçimdeki ittifakı tıkar mı diye haftalardır soruyoruz. Bu görüşmede de gündeme geldiği ifade ediliyor. Kulis bilgileri böyle. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yerel seçimde ittifak konusunda anlaşmaya, tam olarak artık somut bir şekilde anlaşmaya varılmış mıdır? Af sorun olmaya devam eder mi? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan af konusunda bir hayli hassas davranıyor. Yaptırdığı araştırmalarda bunu ters tepeceğiyle ilgili ciddi raporlar var önünde. Bu yüzden af konusunu zannediyorum bir süre buzdolabına koyacak. Gelelim Devlet Bahçeli'nin ittifak arayışlarına. Bahçeli tabii yine yapılan araştırmalarda AKP'nin bazı illeri kaybetme durumu söz konusu olunca bu elindeki kartı oynayarak bir avantaj sağlamaya çalışıyor. Ama AKP'nin birçok yerde de MHP'ye ihtiyacı da yok. Şimdi bunun adını nasıl koyacaklar? Bazı illerde aday çıkarmayacak. İstanbul'da mesela MHP aday çıkarmayacağını ilan etti ama AKP'de bütün illerde, her yer, bütün seçim bölgelerinde mutlaka aday çıkaracaklarını söyledi. Hı hı. Şimdi Adana, Mersin, Manisa gibi büyük şehirleri var MHP'nin. Buraları muhafaza etmeyi düşünüyor ama yapılan son seçimler ve diğer araştırmalarda MHP'nin buraları da çoktan kaybettiği görünüyor. Şimdi kulislerden aldığımız bilgiler şöyle. Yani AKP'nin nasıl olsa buraları alacağıyla ilgili. Ama biz de şunu yapalım diyor Devlet Bahçeli. Daha önce yaptığı gibi. Hani geçtiğimiz yine sizin bir programınızda yancı evet, demiştim. Evet, konuşmuştuk. Evet, bu yancılık alışkanlık haline gelmiş Devlet Bahçeli de. Şimdi diyor ki hiç olmazsa bize bir belediye başkan yardımcılığı verin.
belediye meclis üyeleri arasından MHP'li bir kişiyle başkan yardımcısı evet. verin ki biz de oralardan nemalanalım. Ama AKP pek de kimseyi nemalandırmaz kendi yandaşları dışında. Böyle bir arayış var. Bunun bazı yerlerde ters tepeceğiyle ilgili de ciddi bulgular var. Bakıp göreceğiz. Evet. Yani bir yoklama, var. Kaba tabiriyle yoklama süreci şu anda sanıyorum devam ediyor. Karşılıklı evet, olarak. Evet. Peki, yoklama süreci devam ediyor. Ama bu yancılık kültürü şeyde bir hayli yerleşmiş Sayın Bahçeli'de. Hiçbir şey yapmadan, miting yapmadan, seçim çalışması yapmadan, sonraki seçimde hükümete yaslanarak, AKP'ye yaslanarak mevcudiyetini korumaya çalışması giderek yerleşmiş. Bakalım ne olacak ama zannetmiyorum. Yani çünkü siyasi seçimler yasasında böyle bir ortaklık mümkün değil. Ne yapacaklar? İşte bir başkan yardımcılığına razı olma durumu. Bu da 50 yıllık bir partinin, Milliyetçi Hareket Partisi 50 yılını geride bırakmış, köklü ideolojik bir fikri olan bir parti. Bunun mensupları bunun ne derece kabullenecek? Peki seçmen nasıl bakar buna? Sayın Demirağ, hep biz siyasi partiler açısından değerlendiriyoruz ama AKP ve MHP seçmeni nasıl bakar? Sizin anlattığınız bu sürece, tabii yerel seçim sonuç itibariyle seçmene oy verecek. Yani şimdi AKP'liler doğal olarak şunu söyleyecekler. Biz zaten buraları alıyoruz. Biz niye yönetime başkan yardımcılığını bir MHP'liye verelim? Zaten onlar o yardımcılıklarla ilgili kendi aralarında ciddi bir çatışmaları var, ciddi mücadeleleri var. Bir kişi niye boşu boşuna bedavadan ortak etsinler ki? Evet. Onlar öyle düşünecek. MHP tabanı da, MHP'liler de diyecek ki yani biz bunlarla senelerce mücadele ettik. Devlet Bahçeli beyefendi bununla ortak oluyor. Yukarıda ortak oluyor. Belki bir şey, ama bizim herhangi bir faydamız yok. Üstelik son dönemlerde de milliyetçi kadrolarla ilgili ciddi bir kıyım var. Devlet dairelerinde, çeşitli kuruluşlarda milliyetçi kadroların kıyımı var. Bundan da ciddi bir rahatsızlık var. Ben MHP'nin seçmeninin bu konuda ciddi bir ders vereceği kanaatindeyim. Bu seçimlerde, yani önümüzdeki seçimlerde kilit partinin İYİ Parti olduğu kanaatindeyim birçok yerde. Yani İYİ Parti'nin oyları CHP ile bir işbirliğine, tabanda işbirliğine girmesi durumunda birçok şehirde, özellikle İstanbul ve Ankara'da AKP belediyelerinin sonunu getirebilir. Bunun seçmen bunu düşünmeli, bunu değerlendirmeli. Parti yöneticileri bu konuda bir hareket etmeli. Evet. Bu konuda arayış içerisine girmeli diye düşünüyorum. Sonuca yansıması için. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Demirağ. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, şimdi bir anda yerel seçim ama ne diyoruz? Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomi, daha doğrusu ekonomik kriz. Bugün yine veriler paylaşacağız, açıklamalar var. Bu açıklamalardan çok önemli bir tanesi de TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'ten geldi sevgili seyirciler. Karşı karşıya kalınan kredi daralmasının reel sektör üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin en kısa zamanda aşılması için yeni ekonomi programında da bahsi geçen durum analizlerinin bir an önce tamamlanması ve gerekli tedbirlerin hızla alınmasını beklediklerini söyledi Bilecik. Yani bir an önce harekete geçilmesini ifade etti. TÜSİAD Genel Merkezi'nde kayıp ütopyalar ve korkulan distopyalar, liberal dünya düzeninin geleceği konulu bir konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptı. Erol Bilecik açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Ekonomide yaşadığımız bu zorlu dönemin en başından bu yana kamuoyuyla paylaştığımız açıklamalarımızda enflasyonla mücadele ve kurda istikrarın sağlanması için sıkı para politikası uygulanması, gerekli mali tasarruf tedbirinin alınması, bankacılık sektörünün aktif kalitesinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve başta ABD ve AB ile olmak üzere uluslararası ilişkilerimizin olumlu bir çerçeveye kavuşturulması şeklinde açıklamalarımızı vurgulamıştık. Şu ana kadar gerçekçi hedefler ve tasarruf tedbirleri içeren yeni ekonomi programını ve Merkez Bankamızın sıkılaşma yönünde attığı adımları memnuniyetle karşıladık.
Bankacılık sistemimizin sağlıklı işlemesi ve karşı karşıya kaldığımız kredi daralmasının reel sektör üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin en kısa zamanda aşılması için yeni ekonomi programında da bahsi geçen durum analizlerinin bir an önce tamamlanması ve gerekli tedbirlerin hızla alınmasını bekliyoruz. Bu zorlu dönemde zaman zaman maalesef iş dünyasıyla yeterince istişare edilmemiş, piyasa ekonomisi anlayışla çelişkiler yaratabilecek bazı uygulamalarla da karşılaştık. Ekonomide sorunlarla mücadele etmek her zaman zordur. Ancak özellikle böyle dönemlerde kısa vadede çözüm olabilirmiş gibi görünen, oysa uzun vadede daha büyük sorunlara neden olabilecek uygulamalardan mutlak suretle kaçınmalıyız.